Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben kendim Giresunluyum. Tamam. Atamızdan dedemizden kalan yerlerimizi, arazilerimizi, fındık bahçelerimizi devlet yazmadı. O şekilde duruyor. Çok büyük haksızlık yaptı. Buradan başbakana sesleniyorum. Her yasayı çıkardı. Sade bu yasaları çıkarmadı. Diyorsun. Arazimize adım atırsak arkadan şikayet olur yok. Tamam, şimdi sorumuza gelelim. Gelelim mi soruya? Gel. Şeytanı görsen yolda. Kaçarım. Niye? Kaçarım, şeytanı görürsem kaçarım. Çünkü şeytandan adam hayır gelmez. Değil mi? Evet. Tamam reis. Eyvallah. Sakın oğlum, inanmayın bunlara, bu ortalığı karıştırıyorlar. Ortalığı karıştırmaktan başka bir şey bilmiyorum. Bu yaldakın içine karıştırıyor. İşinde başarılar diliyorum. İşte niye kavga ediyorsun milletle? Kendi kendine niye trip yapıyorsun? Ya da git bak. Adam gelmiş burada sorusunu kim soruyor. Sen nereye karıştırdın? Kimsin oğlum, sen niye karışıyorsun? Hayır, bırak adamı ya. Adam ne güzel. Hayır de. Bırak adamı. Sen adama takılırsın. Bırak adamı. Tamam hadi gidin, hadi buradan durdun. Gitmiyorum. Alın buradan hadi. Akıllı olun, aklını alın. Ne yapın hadi alın. Hayırdır alın. Hadi gelin alın. Şşşş. Var ya aklını alırım ha. Al hadi. Beyler dükkanı önderir, mekanı önderir. Mekanı önderir. Gel ya. Yapıyorlar ya. Hayır sen niye çıkıyorsun da sokak röportajlarında? Sana mı soracağım abi? Bu şekil yapıyorsun. Sana soracağım. Hayır, ortalığı karıştırıyorsun. Yok sana mı soracağım? Hayır, bir siyasi bir şey sormadık. Siyasinin krallığını soruyorsunuz. Yok, bugün hiçbir siyasi bir şey yok. Bugün olmasa dahi her gün var. İki aile siyasi. Foto çekiyorsun. Ben senin bütün videolarını izledim. Değil mi abi benim videomu? Ama bak ben sana, sen insanları birbirine düşürüyorsun. Ben ne düşürüyorum? Ne düşürüyorsun? Her türlü düşürüyorsun. Ne diye? Abi videoyu al. Kahpesiniz, şerefsizsiniz, bilmem ne. Kaç kardeşim röportaj yapalım. Devletin hainlik yapanların hepsi kahpe. Nasıl? Kim senin devletin hainlik yapıyor? Kim yapıyorsa? Bak ben bir Kürdüm, senin bütün röportajlarını... Bu kim? Kürdüm. Bu kim? Kameramana bak. Kürdüm abi. Ne oldu o zaman? Ama niye? Bir dakika, yanlış röportaj yapıyorsun. Bak her zaman. Ben konuşayım bak. Tamam, sana birkaç örnek vereyim. Bak ben o iş müdahale olmasın, dinlesin. Bak ben Kürt olup Kürt'üm. Bak Malatya'nın kimliğinde. Abi bak ben namaz kılmıyorum. Tamam mı? Tamam. Bu adam namaz kılıyor, ben dışarıda bekliyorum. Ya her namaz kılar. Bu adam ya yok ondan demiyorum ben. Ben sana neyden diyorum? Bu adam bu adam şimdi namaz kılıyor değil mi? Eğer bu adam bana der ki bir kere bile teşvik bile etmiyor. Demedi ki gel kardeşim namazını kıl bana. Niye baskı yapmadı bana? Ha bu benim şeyimdi. Siz ya bu yüzden kimse namaz için kimse ya baskı yapamaz. Ben sana algıyı abi söylemem. O siyasetin üzerinden para kazanır. Ne abi? Biz sana burada ne sorduğumuz ama bak sen gerçekten yaptığın yani. İş değil ha. Ya senin yaptığın da iş değil. Bir kere yanlış yaptın. Hayır ben doğruyum. Ben bir vatandaş olarak sen çok doğrusun. Söylüyorum. Biz görevin yok. Kardeşim ben bir vatandaş olarak görevimi sen söylüyorum. Değilim pekala. Olabilirim de yani. Ama sen görevini yapmıyorsun. Sen yanlış görevini devletime kim hainlik yapıyorsa, tamam, kahpelik yapıyorsa, bak kahpelik yapıyorsa. Sen yapıyorsun. Ben mi yapıyorum devletime kahpelik? Ben arkadan vurmuyorum askerimi. Senin bütün polisi vurmuyorum ben. Peki bir dakika, sen Cizre'deki o halkı. Ben polisi vurmuyorum. Hangi halkı? O halk dediğim burada. Ne Bodrum'u? Hainler Bodrum'da. Kim Bodrum'da? Hainler Bodrum'da. Onlar normal halktı. Peki Roboski katliamına sen ne diyorsun? Bana ne Roboski'den be? İşinize gelmiyor değil mi sizin? Ben mi yaptım Roboski'yi? İşte deme bana ne. Eğer o Bodrum'dakiler hainse, hainler her zaman gömülmeye mahkumdur. Onlar halktı biliyorsun değil mi sen? Hangi halktı? O Roboski katliamı halktı. Onlar kaçağa götürüp kim yapıyorsa onlar, o ölmeye mahkumdur. Onlar çay götürüp getiriyorlar kardeşim. Onlar kaçakçıydılar. Onlar... Onun için mi biz sıkıştık Bodrum'a kurtarın aç, diyor. Listeyi aç. Hepsi bir ailedir. Bir ailede aile mi? Onun için Bodrum'dan niye saklanıyor ailesi? Ben sana Roboski'den bahsediyorum. Ya beni Roboski ilgilendirmiyor niye, ki. Bir dakika, bir aile niye Bodrum'da saklanıyor? Ben mi katliam yaptım? Bir şey diyordu. Adam mecbur öyle sıkındı. Ailesini aldı oraya kim koydu. Kim aldı ya? Bodrum'a sığınmak zorunda kaldı. Nereye PKK'lı onlar. Ne pek? Asker aldı onların anasını aldı. PKK'lı değil. Bir dakika. Bir dakika. Ne bir dakika. Bütün herkes oradaysa onlar hepsi PKK'lı mıydı kardeşim? Değil, değil. Devletime kim hainlik çok, yapıyorsa çok şey, problem değil. Çok şey biliyormuşsun. Dini, ırk önemli değil. Bak kardeşim ben, kameraman %100 Kürt.
Ya ben de ben yüzde o yüzdeyse ben yüzde 2000 Kürdüm. He, ama o zaman şey ne oldu? Ben bir şey söyleyeyim. Sizden olmayanlara asimile olmuş diyorsunuz. Ben seninle konuşup kamera o zaman niye ırkçılık yapıyorsun diyorsun? Ben bunu asıl ırkçılık kim yapıyor biliyor musun? Ben seni görüyorum, bunu görmüyorum. Asıl ırkçılık kim yapıyor? Ben seni görüyorum, bunu görmüyorum. Kim yapıyor biliyor musun? Kim yapıyor? Kendi ırkçı diyenler. Evet. Bize ırkçı diyenler ırkçılık yapıyor şu an. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kürtçülük yapıyorsunuz. Sen bir Kürtçülük yapmıyoruz. He, yapıyorsunuz kardeşim. Sen sağa sola diyorsun ki işte yok işte böyle kalleşsiniz böylesiniz. Kalleşler. Ben sana söylüyorum. Pekalılar kalleş. Bu devlette yaşıyorsak. Evet. Niye kardeşçe yaşayacağız. Ben bilmiyorum. Bir dakika. Kürdün dağda ne işi var? Dayı bir dakika. Kardeşçe, kardeşçe yaşayacağız. Ha. Eğer kardeşçe yaşamazsak, kardeşçe yaşamazsak kan çıkar. Evet. Tamam mı? Zaten kardeşçe yaşıyoruz. Yaşamıyorsun kardeşçe. Biz kardeşçe yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Biz kardeşçe yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamıyorsunuz. Nece yaşıyoruz? Hainlik yapıyorlar. Kim yapıyorsa. İsmi önemli değil. Anladın mı? Kim hainlik yapıyorsa mezara gömülmeye mahkumdur. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Dini de ırkı da hiç önemli değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz eğer bu vatanda böyle sımsıkı olmazsak. Ezan okunuyor abi, ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Namazımızı kılalım, gel abi. Herkes bu çatı altında yaşıyor. Evet. Bu çatı altında da yaşayacağız. Tamam, çünkü yaşıyorum. Biz biriz. Tamam. Hainleri ama bu devlet olarak, millet olarak kimse göz açtırmayacak. Evet, selamun aleyküm hacı abi. Aleyküm selam hacı abi. Reis, ezan okundu. Evet. Bazı arkadaşlarla bir laf dalaşına girdik. Onlar evet. Bize dedi ki sen ırkçısın. Sen de bir Kürt vatandaşı olarak biz ırkçı mıyız hocam? Kesinlikle ben de Kürt vatandaşıyım. Ben hiçbir zaman ırkçılığı zaten tasdik etmem. Irkçılık zaten dinimizde, yani, yasak. Dinimizde yasak. Bizde ırkçılık denilen bir şey. Bizde şu var mesela Müslüman olan, elhamdülillah Müslümanız. Türk'ü de, Kürt'ü de, Çerkez'i de hepsi kardeştir. Bitti. Bu Türkiye Cumhuriyeti bayrağı vatandaşı altında yaşıyorsak biz hiçbir zaman hainlik yapmayacağız. Hem yani kalkıp da böyle kuru kuru kendisi ırkçılık yapacak, ondan sonra başkasına atacak öyle bir şey yok. Öyle kuru kuru böyle laflarla olmaz. Bak ben de Kürt'üm. Ama ben Müslümanım elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanım, Kürt'üm. Hiçbir zaman da ırkçılık yapmam, ırkçılık yapan da sevmem. Irkçılık yaparsan senden de korkmam, Allah'tan başka. Sana ırkçılık yapıyor derim sana. Bunun için kesinlikle ırkçılık yapan diyenlere sen onu sor. O ırkçılık yapan diyenler var ya, onlar ırkçılık ta kendileri yapıyorlar. Evet. Allah razı olsun. Sizden de. Biz de memnuniyet de sizi dinliyoruz. İnternette izliyoruz. Allah razı olsun. Bu tür belki bir nebze olsun bu ırkçılığı ortadan kaldırıyor bana sorarsan. Çünkü faydası oluyor. Niye? Yani böyle kuru kuruna ırkçılık, sen ırkçılsın, şöylesin, böylesin, böyle bir şey yok. Ben Kürdüm diye ben ayrı bir devlet kuracağım ya da öbürü Çerkez ayrı bir devlet, böyle bir şey yok. Irkçılık kim o ırkçılığı kullanıyorsa. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bugün Müslümanız elhamdülillah. Müslüman olduğumuz zaman Müslümanın içerisinde yani her dilden, her insan, her lisan var. Onun için İslam'da ırkçılık olmaz.